Merhaba arkadaşlar. Bugün elimizde Draw 16 MTR RTA'mız var. İlk önceki atom üzerleri Draw 22'nin bir boy küçüğünü yapmışlar. 16 milimetre olarak. Uzun zamandır bulunan bir atom üzerdi zaten. Herkesin bildiği bir atom üzer. Şu şekilde kutu içeriklerine bakacak olursak şöyle klon, YFTK'nın bir klon arkadaşlar. Şöyle bir adet atom üzerimiz. 2 adet parça geliyor. Atom üzerimiz bayağı küçük olduğu için diğer modların üzerinde kullandığımızda görüntü kirliliği olmasın. Daha güzel bir görüntü sağlaması amacıyla 2 adet parçamız var burada. Şöyle yedek O-ringler, bir adet Allen anahtarımız var ve 2 adet de vidamız var şu şekilde kutup başlarının olduğu yerdeki. Şöyle. Normal draw'dan küçüklüğüne nazaran diğer bir farklılık ise arkadaşlar şurada görüyorsunuz bu havalandırma parçaları şöyle 4 bir adet de atom üzerinde içinde 5 adet geliyor. Diğer 22 milimetreye göre şu şekilde görüyorsun burada tek deliklilerdi hepsi. Ama burada şimdiki yeni atom üzerinde tek şöyle iki delikli olarak yapmışlar. Ve bence gayet de başarılı bir şekilde olmuş. Keşke 22 milimetreyi de bu şekilde yapsalardı. Şöyle görüyorsunuz. Şunları kaldıralım. Gayet küçük bir atom üzeri arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yan yana koyduğumuz zaman baba oğul gibi duruyorlar sanki. Aynen bayağı bir küçük bir atom üzeri. Bunu modların üzerinde kullanırken bayağı bir sıkıntı yaşarız. Yaşayacağız yani yaşıyoruz. Çünkü buna uygun bir mod bulmak biraz sıkıntı. Eğer ki görüntüye önem veriyorsanız şu şekilde bir Aegis Solon'un üzerine bir takarsak şöyle bir görüntü elde ediyoruz ve pek de güzel durmuyor. Yani buna uygun. Bende şöyle bir mod var. Buna gayet tam oturuyor şu şekilde. 80 wattlık bir cihaz. Ama bir farkı var bu cihazın da. Sadece 20, 40, 20, pardon 20, 60 ve 80 watt olarak kullanabiliyorsunuz. Şöyle şu şekilde. Bence gayet de şık duruyor. Şöyle isterseniz şu parçaya da takabiliyorsunuz ama biraz çıkıntılık yapıyor oradan. Şöyle. Şu şekilde arkadaşlar. Çok hafif bir çıkıntılık yapıyor. Dert etmeyin derseniz şöyle. Bence gayet güzel duruyor bu modla beraber. İsterseniz tasarımına bir geçelim. Deck kısmı bayağı bir küçük arkadaşlar. 16 mm olmasına göre. Şöyle bir değişiklik var. İlk versiyonlarında 22 mm'de de vardı bu şekilde bu deliklerden. Buna da gelmiş şu şekilde. Şöyle görüyorsunuz benim üzerinde kullanmış olduğum hava deliklerinin olduğu yeri. İki parçalı. Bir küçüğün en küçüğün bir büyüğünü kullanıyorum ben. Şöyle. İstersen bir saramını yapalım. Şöyle arkadaşlar ben 26 gauge'a 6 tur sarım yaptım. Hafif aralıklı 2 milimetre kılavuzu kullanıyorum. Şu şekilde draw 22'den herhangi bir değişiklik olmadan aynı şekilde sarımımızı yapıyoruz. Sistem aynı. Sadece ben 2,5 milimetre yerine kılavuza 2 milimetre olarak sarıyorum. Şekilde gayet basit. Şöyle. Evet. Drabımı bu huyunu çok seviyorum. Çok kolay bir şekilde tellememizi, pamuklamamızı yapabiliyoruz. Bunda da aynı şekilde geleneği sürdürmüşler.
Şöyle tamamen merkezi olarak konumlandırdım. İsterseniz bir bakalım ne kadara veriyor. 0.77 ohm vermiş arkadaşlar. Evet, gayet telimiz güzel ısınıyor. Şöyle bir pamuklamasına geçelim. Pek fazla teli ısıtmayı, üzerindeki ucu öldürmeyi sevmiyorum ben. Bu şekilde biraz ateşlemesi şuraya bastığımız zaman bence gayet yeterli oluyor. Yoksa telin düzeni komple bozuluyor. Evet, sevmiyorum o şekilde. Bu şekilde gayet yeterlidir. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Ne gevşek, ne sıkı. Her atom üzerinde, pardon, her atom üzerinde demeyeyim. Yeni atom üzerlerin bazılarında bolca pamuk kullanmamız gerekiyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi Expromizer. Ne kadar az pamuk kullanırsanız fokurdama, likit dolumu, likidin telin üstüne dolumu o kadar çok oluyor. Evet arkadaşlar, ben şu şekilde sıfıra sıfır keseceğim pamuklarımı. Şöyle şuradan tam şu bacağın olduğu yere hiza alıyorum. Şöyle. Aynen. Şöyle pek fazla pamuğu sıkıştırmadan hafifçe deliklerin olduğu yere değsin. Benim için yeterli. Beslemeyi de gayet iyi alıyorum. Aromayı da gayet iyi alıyorum. Diğer 22 mm'de de aynı şekilde yapıyorum zaten. Şöyle görüyorsunuz, hiçbir şekilde pamuk çıkmıyor. Çok hafif bir oraya değdiğini, likidin boşaltmayacağını bildiğim anda benim için gayet yeterlidir. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle bir katwood boss rezerv kullanacağım bugün. Aynen. Sizde var mı bilmiyorum ama bendeki şu parça devamlı buraya yapışıyor. Ne kadar da pamuklamayı yaptığımda dikkat etsem de bu parça buraya sıkışıp kalıyor. Her seferinde bu şekilde çıkarmak zorunda kalıyorum. Evet. Şöyle biraz likitimizi dolduralım. Aynen. Şöyle. İsterseniz bir buharlamaya geçelim. Evet arkadaşlar, pamuklamamızı yaptık. Likidimizi doldurduk. Şu şekilde isterseniz modu da göstereyim size hızlıca. Şöyle bir ayarlı 16 mm'lik bir atom üzerine 18 mm bir modumuz. Şöyle bir özelliği var modun. Ohm oranını göremiyorsunuz. Bildiğiniz mekanik veya pot modlar gibi sadece 20, 60 ve 80 olarak voltajınızı değiştirebiliyorsunuz. Ve bir adet de pil göstergemiz var. Tek farkı bu. Bildiğiniz pot mod gibi aynı. Gayet de başarılı. Küçük, tam yazlık. Çok küçük bir cihaz yapmışlar. Güzel olmuş bence. Atom üzerine gelecek olursak, DRAM 22'den zaten bildiğimiz üzere arama konusunda hala aynı şekilde devam ettiriyorlar. Şöyle bir ateşlere bakalım. Buhar sistemine, buharına da. Evet arkadaşlar, dediğim gibi DRAM 22'den de aynı şekilde geleneğe devam ettirerekten aroma yine aynı şekilde aynı seviyede güzel. Benim zaten DRAM 22 vazgeçilmez bir atomizerim oldu. Kaç aydan beri kullanıyorum. Bu da aynı şekilde aroma konusunda hiçbir taviz vermemişler. Aynen devam ediyor. Sıkılık konusuna gelecek olursak DRAM 22'ye göre bir adım öne geçiyor bence. O hava kanalının parçacıklarını değiştirmemiz ve iki delikli olarak yapmaları artı bir olay ve bunun sıklığını kendimize göre ayarlayabiliyoruz. Dediğim gibi ben en küçük parçanın bir büyüğünü takaraktan
Bunu kullanıyorum ve gayet de memnunum sıkılık oranında. Daha sık olmasını isterseniz o en küçük parçayı takaraktan daha sık hale getirebilirsiniz. Bence büyük bir artı olmuş 22 mm'ye göre. Evet biraz küçük. Buna göre modlarda bir sıkıntımız olacaktır. Ama oradaki parçalarla beraber 22 mm modlarımızda da kullanabiliriz bu atom üzerimizi. Ben çok beğendim. Gayet başarılı olmuş. Sıkılık da biraz arttırınca tam drum olarak olmuş artık. Benim zaten vazgeçilmez olarak kullandığım atom üzerimin yanına bir adet daha drum geldi. 16 mm olarak kullanacağım devamlı bir atom üzerim oldu artık. Şöyle bir daha isterseniz ateşleyelim. Aynen. Gerçekten başarılı. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız lütfen. Teşekkür ederim. Herkese iyi günler.